Ehl-i sünnet ulemasının hepsine söylüyorum. Bazıları çıkıp Mehdi aleyhisselama daha çok var diyor. Ya vicdana gelin diyorum artık yani. Dünyanın her tarafında zulüm var. Her tarafında bombalar patlıyor. Her tarafında insanlar mazlum. Bunların çoğu Müslüman. Parçalanan mı var? Gözleri çıkan mı var? Sen hala burada oturmuşsun. Türkiye çalkantı içerisinde. Gece gündüz Mehdi aleyhisselamı gönder Mevlam diye dua ediyoruz. Sen diyorsun ki daha çok varmış. Böyle şeyleri artık geçin, kendinize gelin yani. Her gün ahlak daha betere gidiyor. Birbirinden pervasız, rezil bir sularda yüzüyor insanlar yani. Ne dinle alakası var, ne ahlakla alakası var, ne insanlıkla alakası var. Hayvanı zulmederek öldüren mi dersin? İnsanı, çocuğuna, çoluğuna zulmeden mi dersin? Çoluk çocuk eğitmenleri, çocukları dövüyor mu dersin? Neler neler ya. Yok daha ilkokuldan hapçı başlamak mı dersin? Yani rezil bir düzen almış gidiyor. Bu Türkiye'de, Avrupa'da daha beter. Biz şimdi diyoruz ki ahlaksızlığın artmasının asıl sebebi insanların teknolojiye fazla bağımlı olup teknolojiden bütün pisliği almasıdır diyoruz. Kadınlarımız açık giyinmesin, açık giyinirse fıtrat bozuluyor deyince onun için tecavüz oluyor, herkes birbirini almış götürüyor diyoruz. Bize diyorlar ki madem öyle Avrupa'da niye tecavüz yok? Senin gözün kör mü ya? Sen nerede yaşıyorsun? Avrupa'da tecavüz yokmuş. İnterneti açıyorsunuz, yazıyorsunuz YouTube'dan. En çok tecavüz olan yerler neresi? Avrupa. Fakat Avrupa'da bu kadar büyük dert haline gelmiyor. Neden? Çünkü namus anlayışı bizdeki gibi yüksek değil onlarda. Müslüman olduktan sonra, İslam yapısını öğrendikten sonra bunu kazanıyor. Çünkü bozukluk oradan bu tarafa geliyor. Böyle olunca hakikati anlatıyorsun. Allah'a gelin diyorsunuz. Gidin Avrupa'ya gidin bakın madem görmek istiyorsunuz. Nedir durum orada? Gidin bakın yani. Şeyh Nazım Hazretleri. Çok güzel söylerdin bu arada. Netice bu düzeni kendileri kurdular. Bu düzenin içerisinde batacaklar dedi. Osmanlı'nın düzenini istemediler. Onun üzerine Allah'ına bağlı olmayan, dinine bağlı olmayan, İslam'dan uzak, ahlaktan uzak, hayadan uzak bir düzen kurdular. Bize gökten emir geldi diyor, karışmayın bunlara. Kendileri kassınlar, kendileri düşsünler. Seneler önce söylediği sözdür Şeyhbendi Hazretleri. Ve bunlar yalvaracaklar en son. CHP'li birisi söylüyor. Milletvekili galiba. Domuz da yeriz diyor, sizi de yeriz diyor. Birbirimizi yemeyiz diyor. Ne büyük bir erdem, Allah Allah. Domuz da yer, bizi de yer ama birbirlerini yemezmiş. Adam da altına yazmış, it it ısırmaz demiş. Bazen çok iyi cevaplar da geçiriyorlar şimdi. Geçen de gördüm, Kadir İnanır diyor, yoğun bakımdaymış. Allah Cüneyt Arkın'a sağlık versin. Kadir İnanır, HDP'yi destekliyor ya. Cüneyt Arkın iyi maşallah. O da öyle yazmış. Yani kansızlar, vatan sevgisinden uzak insanlar olduğu gibi kendilerini gösteriyorlar. Biz vatanın koruyucuları, müdafileri, muhafızları olduğumuzu göstermekte tereddüt etmeyelim. Onlar pervasız bir şekilde konuşurken biz onlara aynı sertlikte cevap vermekte tereddüt etmeyelim. Nasıl Hazreti Ömer verdiyse, nasıl Peygamber-i Zişan Hazreti Hasan'a hutbe kurduysa bunun için biz de bu insanların cevabını vereceğiz inşallah. Haddini bildireceğiz yani. Had bilmeyen insana. Madem bu memlekette yaşıyoruz, madem bu memleketi çok seviyoruz, bunların hainliklerine karşı sessiz kalmak bize vebal olarak kalır yani. Allah subhanehu ve teala eski şanlı devrimize ulaştırsın da bizi bütün mazlumların penahı olalım inşallah. Bütün mazlumlara kanat gerelim, dünyada mazlum kalmasın. İnşallah. Bütün kavga bunun üzerine yani. Avrupa etrafımıza yığılıyor. Neden? Türkiye güçlenmesin. Güçlenirse ne olur? Orta Asya'da istediğimiz atı oynatamayız. İstediğimiz gibi ezemeyiz. İstediğimiz gibi sömüremeyiz. Altınını, petrolünü alamayız. Onun için buraya geliyorlar. Ama bunu sağır da duydu. Hani sağır komşu da duydu derler ya. Bu bizim kansızlar duymak mı istemiyor o kadar? Acayipler. Ne diyor? Amerika gelsin müdahale etsin bizi kurtarsın. Bu kadar kansız yani. Allah subhanahu ve teala akıbetimizi hayır eylesin Celle Celaluhu. Amin. Her daim daha güzele doğru ilerlesin bizleri. Amin. Yani anlatıyoruz. Düzeltsinler kendilerini. Yoksa vakit gelecek gidecekler. Şeyhimiz söyledi yani. Bu insanların 7'de 6'sı gidecek. Bitti. Ya düzelecekler. Kim kalacak dedi? Namaz ehli olan. Cemaat ehli kalacak. Bunlar. Sağlam Müslümanlar kalacak. 7'de 6'sı gidecek. İstediği kadar azarlar, istediği kadar yaparlar. Ne edersen kendine yaparsın. Başka bir şey değil. Allah subhanehu ve teala doğrudan ayırmasın. Amin. Büyüklerimizin yolundan ayırmasın. Amin. Uhu minallahi tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.